Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve yapılmış olan 7. sınıflara ait bursluluk sınavı matematik testi sorularını çözeceğiz arkadaşlar. 23 Eylül 2023 yılında yapılan sınavdır bu. Bir sonraki yıllar içinde bize bir bazı teşkil ediyor arkadaşlar. Buraya oynatma listelerinin linkini koyacağım arkadaşlar. Oynatma listelerine tıkladığınızda kanalımda 7. sınıfla ilgili diğer oynatma listelerini de bulabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz arkadaşlar kazanım kavrama testleri, çalışma soruları, beceri temelli testler var biliyorsunuz. Bunları da çözmenizi arkadaşlar sizlere şiddetle tavsiye ederim. Bunlar da sizin çok işinize yarayacaktır. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olacağım, çalışacağım. Birinci soru diyor arkadaşlar, bu işlemin sonucu nedir? Şimdi ben bir işleme girmeden önce bakarım. Parantezler görüyor muyum? Görüyorum. Arkadaşlar önce biz parantez işlerini yaparız. Bakın burada büyük bir parantez var. En küçük parantez de bu. Önce bunu yapmam icap eder. Buradan çıkacak sonuçta da şu arkadaşı yapacağım. Şimdi bu parantezi şuradan atacak olursak eksi 9, eksi 9'dur zaten. Bunu biliyorum. Bakın eksi 4 ile artı 12'yi toplarsam kaç olur arkadaşlar? Artı 8 olur. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bu arkadaşın işlemin sonucu artı 8 yazdım. Yalnız başında da bir eksi var, unutmuyorum. Güzel. Şimdi eksi 9'umu yazdım. Arkadaşlar bakın artı 8 bu, evet, ama başında bir eksi var. Eksi ile artı karşılaşınca ne oluyor? Eksi 8 oluyor. Eksi 9, eksi 8 daha ne yapar arkadaşlar? Eksi 17 yapar. Biz bunu nasıl modelliyoruz arkadaşlar? Sıfırdan eksi 9 deyince 9 birim sola gidiyoruz. Eksi 9'a bir 8 daha gidiyoruz. Kaça geliriz? Eksi 17'ye geliriz. Tamam, modelimiz de budur. Evet, 17, eksi 17'yi işaretliyoruz. Büyük bir keyifle 2 ile yola devam ediyoruz polemiklere takılmadan. Bak yine parantez var arkadaşlar. Önce şu parantezi yapacağım. Aynı zamanda bu parantezi de yapacağım. Sonra buradaki çıkan işlemden, bakın çıkarma işlemi var, bu işlemi çıkaracağım. Eksi 13 ile artı 9 ve eksi var. Arkadaşlar eksi 13'ü yazdım. Bak eksi 13'ün parantezin başında bir şey yok. Ama bak artı 9'un önünde bir eksi var. O zaman bu eksi 9 oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Bu parantezde yapmam gereken eksi 7'yi yazdım. Önünde bir şey yok. Bak bunun önünde bir artı var. Artı eksi ile karşılaştı. Eksi 4 oldu. İşimiz biraz daha kolaylaştı. Arkadaşlar eksi 13, eksi 9. Birinci soruda yaptığımız gibi. 13 sola, 9 daha sola. Eksi 22'ye vardık. Eksi, bunlarda her zaman temkinli davranıyoruz. Önce şu işlemi yap. Bak eksi 7, eksi 4. Yine eksi, yine eksi. O zaman ikisi toplamda eksi 11 yapar. Eksi 22'yi yazdım. Bak eksi, eksi ile karşılaştı. Parantezin önünde bir eksi var. Eksi ile eksi karşılaşınca burayı artı yapar. Artı 11. Eksi 22 artı 11. Bunu da nasıl modelliyoruz arkadaşlar? 22 sola gittim. Eksi 22 artı 11. Şimdi 11 sağa gidersem eksi 11'e gelirim değil mi? Harika. Yani B şıkkına gelirim. Hiç acımadan işaretlerim. 3 numarada da çok güzel bir özellikler verilmiş arkadaşlar. Bakın bu var. Bu, burada bir kare, bir de yıldız ibareleri var. Bunlar birer tam sayıymış arkadaşlar. Yıldız ve kare. Buna göre yıldızla kareyi bul, bunları topla diyor. Yıldızla karenin toplamı. Sevgili arkadaşlar burada çok güzel bir toplamanın değişme özelliği kullanılmış. Eksi 9 ile artı 5'i topluyorum. Burada da kimi toplayacağım? Bak eksi 9 ile tabii ki artı 5'i toplayacağım değil mi arkadaşlar? Değişme özelliği yapılmış. Eksi 9 sağ tarafa gitmiş. 5. Yani bu değişir mi? Bu şu demek değil mi? 4 artı 5 neyse 5 artı 4 de o demektir. Yani sevgili karemiz kaçmış arkadaşlar? Buradan anladığımız kadarıyla artı 5'miş. Ha, artı 5 derken sadece 5 de desem olur değil mi? Çünkü artı sayıların önüne artı yazmak zorunda değiliz her zaman. Güzel. Şimdi buraya geldiğimiz arkadaşlar, burada da değişme özelliğini kullandıktan sonra paranteze alma özelliği var değil mi arkadaşlar? Dağılma özelliklerinde kullandığımız üzere. Bakın burada da paranteze aldığımızda şöyle ki, bak eksi 23 ile şu toplamı yapmışız. Burada da eksi 23 ile eksi 14'ü toplayıp sonra eksi 11'i. Sevgili arkadaşlar bakın aralarda hep artı, 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 artı. Birleşme özelliği değil mi bu? Birleşme. Önce bu iki arkadaşı birleştirmişim, bunları toplamışım. Sonra bununla toplamışım.
Burada da önce bunları toplayıp sonra bununla toplamışım. Yani 3 tane aynı sayıyı arkadaşlar. Mesela yazalım bak. 2, 3, 5'i toplayalım. Önce 2 ile 3'ü toplasam 5, sonra 5 ile toplasam 10. O zaman önce 3 ile 5'i toplasam 8, sonra 2 ile toplasam yine 10. Değişen bir şey olmuyor. Burada da onu yapmışlar arkadaşlar. Eksi 23 burada var, var. Eksi 11 de var. Kayıp olan eksik parça kim? Eksi 14. Demek ki yıldızımız da arkadaşlar eksi 14'müş. Anlaştık mı? Anlaştık. Bunları topla şimdi diyor. Kareyi yazdım. 5 artı yıldızı da eksi 14 buldum. Güzel. Bak topluyorum. 5 artı eksiyle karşılaştı. Eksi 14 oldu. Bu da ne yapar arkadaşlar? Eksi 9 yapar. Tutar. Bunda da B'yi işaretlerim. Keyifler yerinde mi? Yerinde hocam. Geldim 4'e. 4 farklı ilde aynı gün içinde ölçülen en düşük en yüksek hava sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Görüyorum arkadaşlar tablo. Ankara, Eskişehir, Kars, Ordu. En düşükler buraya yazılmış, en yüksekler buraya. Dıbı dıp dıp tablonun adı da yazılmış. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tek tek okuyacağız. Arkadaşlar insan biraz şaşırıyor değil mi? Şimdi bu eksi 10 daha büyükmüş gibi gözüküyor ama biz sayı doğrusunu biliyoruz canım değil mi? 0 burada, eksi 1 burada, eksi 10 daha solda. Sayı doğrusunun solunda olanlar daha küçük oluyor. Bu muhtemelen kışın ölçülmüş, aynı kış aylarından birinde değil mi? Ankara'da en yüksek eksi 1'i düşünsene, Allah muhafaza. Değil mi? Allah hepimizi soğuklardan, aşırı sıcaklardan korusun. Okuyoruz. Ankara'da ölçülen en yüksek. Arkadaşlar Ankara'da en yüksek, bunu ölçtüm. Sıcaklık Ordu'da ölçülen en düşük sıcaklık değerinden 5 derece daha fazladır. Bakıyorum. Hayır. Değil mi arkadaşlar? Oo, en düşük daha fazladır. Aralarında ne kadar fark? 3 var. Bu yanlış. 3 derece fazladır aslında değil mi? Eksi 1, eksi 4'ten 3 derece fazladır. Çarpı. Eskişehir'de ölçülen en düşük. Eskişehir'e bir bakalım. Eskişehir'de ölçülen en düşük. Sıcaklık Kars'ta ölçülen en yüksek. Kars'ta ölçülen en yüksek. En düşük demişti değil mi Eskişehir'de? Biz de gittik en yükseği işaretledik. Eskişehir'in en yükseği, en düşüğü değil mi arkadaşlar? Kars'ta ölçülen en yüksek. Kars'ta ölçülen en yüksek. Diğerinden 6 derece fazladır. Bakıyorum. Hayır. 6 derece daha düşüktür. Değil mi? Eksi 11, eksi 5'ten daha düşüktür. Çarpı. Bizi kandırmaya çalışmış. Fazladır değil, azdır deseydi kabul ederdik. Ordu'da ölçülen en yüksek. Ordu'da ölçülen en yüksek. Burada. Evet. Eskişehir'de ölçülen en yüksek. Eskişehir'de ölçülen en yüksek. Sıcaklık derecesinden 1 derece daha azdır demiş. Hayır. 1 derece daha fazla. Biraz da Türkçemizde oynamışlar. Kars'ta ölçülen en düşük sıcaklık. Kars'ta ölçülen en düşük. Aha da burada arkadaşlar. İşaretledim. Kars'ta ölçülen en düşük sıcaklık. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık değerinden 9 derece daha azdır. Bakıyoruz. Doğru mu? Doğru. Çünkü eksi 19. Eksi 10'dan 9 derece daha azdır. Diyarbakır diyor. Keyifle 5'e devam ediyor. 5 numara diyor ki arkadaşlar. Dıbı dıp 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 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle bak parantez için almış ya, eksi 90 ile artı 5'i çarpmamız isteniyor. Daha sonra da eksi 2 ile eksi 3'ü çarptıktan sonra bunu buna bölelim diyor. Şimdi bak kafan, senin karşında şöyle bir seçenek var. Şununla şunu çarparsın, eksi 90 ile 5'i, artı ile eksiyi çarptığım için eksidir. Değil mi sevgili arkadaşlar? Eksi 450. Güzel. Bölü. Bak bölü var. Evet. Artı 2 ile de eksi 3'ü çarptım. Artı ile eksiyi çarptığım için eksi 6. Sevgili arkadaşlar eksiyi eksiyi böldüğüm için artıdır. 450'yi de 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar cevabımız 75'tir. Bak bu seçenek. Ama ben genelde şöyle yaparım. Eğer bütün sayılar birbirleriyle çarpma bölme halindeysen hiç panik yapmadan şunu yaparım. Eksi 90 çarpı, bak şöyle parantez içinde, 5 artısını yazmıyorum. Bölü artı 2 var. Hatta 2'yi de böyle yazayım. Bir de eksi 3 var. Sevgili arkadaşlar genelde ben böyle yaparım. Çünkü yani büyük sayılarla çarpıp büyük sayılarla uğraşmamak için bakarım. Herkes çarpma ve bölme halinde mi? Evet öğretmenim. Oo, biz neyi öğrendik? Sadeleştirmeyi öğrendik. Bak eksiyi eksiye bölerim. Bunlar bir kere artı oldu cepte. 90'ı 3'e bölmek çok kolaydır. Kaçtır arkadaşlar? 30.
Bak sadeleşti. O 3'e böldüm 30, 3'e böldüm 1 çarpma halinde. Sonra bakıyorum 5'i 2'ye bölemiyorum ama 30'u 2'ye hala bölebiliyorum. 2 ile sadeleştirdim. 15, 2 ile sadeleştirdim 1. Bak sevgili arkadaşım payda da 1 çarpı 1, 1 kaldı. Değil mi? Bölmede de çarpmada da 1 etkisiz eleman. Bunlar etkisiz kaldı. Şimdi 15 ile 5'i çarpıyorum. 75 diyorum. Hop tutuyorum gönül rahatlığıyla A'yı işaretliyorum. Seçim senin. Şunu da yapabilirsin. Büyük sayılarla uğraşıp ama ben genelde bunu yaparım. Lisede de çok işine yarar senin. Anlaştık? Harika. 6 numarayı çağırdık. 6 numara davete icabet etti. Uçarak geldi. Sahnedeki yerini aldı. Dıbı dıp dıp verilen eşitliklerde üçgen ve kare birer tam sayıdır. Teşekkür ediyoruz. Buna göre üçgen eksi kare işleminin sonucu kaçtır? Önce üçgeni ve kareyi bulalım sonra çıkartırız. Arkadaşlar eksi 2'yi diyor bak kuvveti. Kuvveti ne demek? Eksi 2'yi kaç kere kendisiyle çarpayım ki 16 elde edeyim. Başladım ya Allah bismillah. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım artı 4. Bir tane daha çarpıyorum. Çarptığımda bak bu sefer 4 ile eksi 2 çarptım. Eksi 8 hala yetmedi. Bir tane daha eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 8 kere 2 16. Oo muradıma erdim. Sonuca ulaştım. Arkadaşlar kaç kere çarptım? 1, 2, 3, 4 kere. Demek ki sevgili üçgenimiz kaçmış arkadaşlar? 4 imiş. Şimdi sen bunu ezbere de öğrenmişsindir. Çift kuvvet olunca eksi sayıların çift kuvveti sonuç her zaman pozitif oluyor. Bunu zamanla zaten öğreneceksin. Ama ezberlemeni istemiyorum. Tamam mı? Neden olduğunu buradan gör. Anlaştık mı? Ezber hoş bir şey değil arkadaşlar. Hiçbir dalda iyi olmadığı gibi matematikte hiç hoş değil hem de. Neden olduğunu bile. Arkadaşlar bir de bir şeyin üçüncü kuvveti eksi 27. Hangi sayının üçüncü kuvveti eksi 27 olur arkadaşlar? Bakın tek kuvvet sonuçta negatif. Hop. O sayıyı biliyorsun değil mi? Üçün üçüncü kuvveti arkadaşlar bak. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 27'dir. Eğer eksi 3 eksi 3 eksi 3 yaparsak da bunların cevabı eksi 27 olur. Demek ki sevgili kare de eksi 3 imiş. Güzel. Şimdi bana diyor ki üçgen eksi kare. Üçgeni yazdım. Eksi hop kareyi yazıyorum. Arkadaşlar eksi bir işlemde eksi gördün mü her zaman temkinli davran. Aç parantezini sayını öyle yaz. Çünkü bak 4'ü yazdım. Evet şimdi bak eksi eksiyle karşılaştığı için bu artık artı 3 oldu. 4 artı 3'e geldi hop 7 oldu. Bunun sebebi de nedir ben sana söyleyeyim sevgili arkadaşım. Bak 0 burada 4 sayısı burada eksi 3 de burada. Çıkarma mesafedir ya arkadaşlar çıkarma. Bak 4'ten eksi 3'e ne kadar mesafe var? 7. Senin bulduğun cevap bu aslında biliyor musun? Aa, güzel. Hadi 7 ile devam edelim. 7 numara diyor ki ne? Sadece ön yüzünde birer tam sayı yazılı olan 5 karttan görüyorum. 4 tanesinin ön yüzü, 1 tanesinin arka yüzü aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar bu ters çevrilmiş sayıyı göremiyoruz. Bu kartlardan 3. ve 5. kartlarda yazılı olan sayıların çarpımı kare. O zaman çarpalım. Kaç görüyorum? 10 ve eksi 9. 10 ile eksi 9'u çarpıyorum. Kaç buldum? Eksi 90. Kimmiş bu? Kare. Arkadaşlar sevgili karemiz 90. Cepte. Geriye kalan kartlarda yazılı olan sayıların çarpımı ise yıldızdır. Arkadaşlar buna da soru işareti diyelim. Diğer 3 tanesi kim sevgili arkadaşlar? Diğer 3 tanesi şunlar işte. Bak. Burada da çarpma tam aslında söyleyebilirdik ama neyse biz bunu çarpmış olduk. 90. Diğer üçün de çarpımları arkadaşlar diğer üçleri eksi 3 çarpı eksi 5 çarpı soru işareti değil mi? Bunları çarparsak da diyor arkadaşlar bunlar yıldızmış. Tamam cepte bu da yıldız bunu da söyledik. Diyor ki şu kare tam sayısı yıldız sayısından 30 fazladır. Arkadaşlar yani yıldıza 30 eklemişim. Eksi 90 bulmuşum. Değil mi? Bak yıldıza 30 eklemişim. Hop kaç bulmuşum? Kareyi bulmuşum. Güzel. Fazladır. Buna göre 4. kartta yazan sayı. Arkadaşlar ben buradan yıldızın kaç olduğunu bulacağım. Böylelikle soru işaretini de bulurum. Yıldızı bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan 30 çıkartırsam buradan da çıkartacağım. Ya da 30'u karşı tarafa eksi 30 olarak atarsam eksi 120 olur. Ya da şöyle düşünürsün değil mi?
Eksi 120'den 30 fazladır eksi 90. Tamam. Arkadaşlar bu durumda bak eksi 3 çarpı eksi 5 çarpı soru işareti eksi 120 olsun istiyoruz. Güzel. Çarpıyorum bunları. 15 çarpı soru işareti eşittir eksi 120. Şimdi bana söyle sevgili arkadaşım. Hangi sayıyı 15 ile çarparsam 120 bulurum. Ama eksi tabii ki değil mi? Artı ile eksiyi çarpacağım. Bunun için de ne yapıyorum? 120'yi 15'e bölüyorum. 8 kere var arkadaşlar. 0, 4 elde 120. Demek ki soru işaretimiz arkadaşlar kaçmış? 8. Ama nasıl 8? Eksi 8. Çünkü artı ile eksiyi çarptığımda eksi bulurum. Tutar büyük bir keyifle A'yı işaretlerim. Cepte mi? Cepte hocam. Hadi 8'e devam edelim. Dıbı dıp dıp işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar höblüp lüp lüp işleminin sonucuna bakmak için. Bak eksi 2'nin 5. kuvveti. Arkadaşlar eksi 2'yi 5 kere kendisiyle çarpıyoruz. Üşenmeden yazıyorum. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. İster parantez içinde yaz, ister hakimsen şey. Arkadaşlar çarptım 4. Çarptım eksi 8. Çarptım artı 16. Bak bir daha çarptım. Eksi 32. Tamam. Şu arkadaşın cevabı eksi 32. Cepte mi? Cepte. Arkadaşlar bunu şöyle de bölebilirsin. Yani hocam ben 2'nin 5. kuvvetini biliyorum. Evet 32. Ve bu arkadaş ama 2 değil bu. Eksi 2 öğretmenim. Eksi 2'nin de tek kuvveti olduğu için eksi olacağını biliyorum. Eksi 32. Böyle de diyebilirsin. Ama benim sana tavsiyem. Sen 7. sınıf öğrencisisin. Önce bunları bir öğren. Sonra sen kendince bunları yorumla. Benim sana tavsiyem budur. Ezbere öğrenme. Bir başkasının söylediği metotlar değil. Senin kendi bulduğun metotların, kendi modellerin olsun kafanda. Arkadaşlar eksi 5'in karesi, eksi 5'i kendisiyle 2 kere çarp demek. Şunu yazıyorum. Eksi 32'yi yazdım. Ya Allah bismillah. Eksi 5'in karesi nedir arkadaşlar? Artı 25. Önünde de artı var. Artı 25'i yazdım. 4'ün karesi burada da. Hop, 4'ün karesi de 16'dır. Anlaştık. Anlaştık. Arkadaşlar istediğinle önce bunları topla istersen bunları. Bak eksi 32 artı 25 ne yapar arkadaşlar? Eksi 7. Şimdi eksi 7 artı 16 ne yapar? Artı 9 yapar. O da C şıkkında bize göz kırpıyordur. Cepte mi? Cepte. Okey mi? Okey. Okey tomento. 9 numara 51 bölü 15 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gayet basit. 51'i 15'e böleceğim. Evet. Ama sevgili arkadaşlar işte bu bölme işlemini yapmadan önce ben olsam şöyle yaparım. Ya arkadaşlarım bu bir bölme işlemi evet önce sadeleştirme var mı ona bakarım. Çünkü büyük sayılarla kim uğraşmak ister ki? Sadeleştir ki işlemimiz daha kolay olsun. Bakıyorum ortak bölenleri 51'i 3'e bölüyorum. Bak 3'e bölüyorum arkadaşlar. Bölü 3. Bunu da bölüyorum 3'e. İkisi de 3'e bölünebiliyor. 3'e böldüm 17, 3'e böldüm 5. Şimdi bu arkadaşlar sadeleşebilir mi? Ortak bölenleri var mı? Yok. O zaman 17'yi 5'e bölerim. Aynı şeyi yaptım. Ama ne yaptım? Elimi kolaylaştırdım değil mi arkadaşlar? Elimi rahatlattım. Daha kolay bir bölme işlemi yapacağım. 17'nin içinde 5, 3 kere tam vardır. 3 kere 5, 15, 2 artar. Şimdi 2'nin içinde 5 olmadığı için arkadaşlar buraya bir virgül atarız. Şuraya da 0 yazıp ondalıklıya devam ederiz. Güzel. 20'nin içinde 5, 4 kere vardır. 4 kere 5, 20'dir. Hop çıkardım 0, 0. Kaç çıktı arkadaşlar? 3 tam, onda 4. Diyarbakır şıkkı çıktı. Harika. Okey tomento ise devam ediyoruz. Nefisimo. 10 numara. Şekildeki sayı doğrusunda 0 ila 3 sayılar arasında 9 eş parçaya ayrılmıştır. Tamam güzel. A bulunduğu noktalar karşılık gelen rasyonel sayı temsil etmektedir. Tamam şuraya yazdım. Buna göre A'ya karşılık gelen rasyonel sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bak sen. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Bak şu mesafe bana ne kadar onu söyle. 3'ten sevgili arkadaşlar burada yapacağımız şu. Bak 3 sondan ilkini çıkartıyorum. 3'ten 0'ı çıkartıyorum. Peki kaç parçaya böldüm? Söyledi bana 9 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya. 9. Ben ne yaptım şu an biliyor musun?
her bir parçanın ederini buldum arkadaşlar. 3'ten 0 çıkarsa 3 bölü 9. Hatta gel sadeleştirelim, bu 1 bölü 3. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musun? Her bir parça, şurada gördüğün her bir parçanın uzunluğu birbirine eşit. Çünkü eş parçalara böldü. Ve ederleri de 1 bölü 3 bunun. Tamam mı? Bunlar 1 bölü 3. Bu da 1 bölü 3, bu da 1. Peki A'yı nasıl bulacağım? A'yı da şöyle bulacağım. Bak, 0'dan 0'a ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 tane 1 bölü 3 ekleyeceğim. Ne olur arkadaşlar? 5 bölü 3 olur. İşte bu A sayısıdır. Bak gel seninle biraz antrenman yapalım. 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3. 3 tane 1 bölü 3 arkadaşlar ne yapar? 1 yapar. Bak burası 1, 2, 3 birim. Burası 1 sayısıdır. 3 tane gidince 1 tam sayı gittim. 1, 2, 3 gittim. Bak burası da 2'dir. 1, 2, 3 gittim. Bak 3. Ne kadar güzel bir antrenman oldu. Bunu şöyle de bulabilirsin değil mi? Bak 2'den 1 bölü 3 aşağıda, 1'den 2 bölü 3 daha fazla. Arkadaşlar 5 bölü 3'müş. Bana bunun ondalıklı ne yapıyorum? 5'i 3'e bölüyorum arkadaş. 5'i 3'e böldüm. 5'in içinde 3, 1 tam kere var. 3'e böldüm. 2. Şimdi 2'nin içinde 3 olmadığı için şuraya güzel bir virgül, şuraya da bir helalinden 0 atarım. 20'nin içinde 3, 6 kere vardır. 18, 2, devam ediyorum. 20, Allah'ım bir döngüye girdim. Hala aynı şeyler, hep 2. Arkadaşlar bu sonsuza kadar gider. Yani bu hep 6, 6, 6 gider. E kalemimize yazık, biz böyle mi yazıyoruz bunu? Hayır, 1 tam, onda 6 devrediyor değil mi? 6 devrediyor. İşte burada. Diyarbakır şıkkında. Tamam mı? Tamam. Bunu lisede öğreneceğiz arkadaşlar. Burada şimdiden aklına gelsin. Bunlara rasyonel sayı diyoruz. Bir de rasyonel olmayan sayılarımız olacak. Bu devirli sayılar rasyonel sayılardır. Tamam mıyız? Harika. 11 numarayı çağırıyorum o zaman. Geliyor o da. Geldi 11 numara. Diyor ki, her bölmesinde farklı tam sayıların yazılı olduğu bir çarkın döndürmesi oynanan bir oyunda. Örnekteki gibi dıp 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 İbrahim'in ucu. 3 ile çarpımı. Yani arkadaşlar ibre eksi 1'e gelince 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum. Puanım bu. Melisa, buradan Melisa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir isim. Bu çarkı 3 kez çevirdi. Bu çevirmelerin sonrasında ibrenin ucu 2 kez 6'yı, 6, 6, artı 6, bir kez de eksi 4'ü yazdığı bölmeye gelmiştir. Buna göre Melisa'nın kazandığı puanların toplamı kaçtır? Arkadaşlar öğrendim. 3 ile 6'yı çarpacağım. Değil mi? Bak 3 ile 6'yı çarpıyorum. Artı 3 ile 6'yı bir daha çarpacağım. Artı topluyorum. 3 ile bu sefer eksi 4'ü çarpacağım. Değil mi? Harika. 3 kere 6 18. Şimdi söyledik. 18. Arkadaşlar burada da bak artıyı yine yaz. 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 12. 18, 18 daha 36'dır. Dikkat et, artı eksi ile karşılaştı. Eksi 12. Cevabımız 24. Çünkü 36 eksi 12. Tutar C'yi işaretlerim. Polemik molemik yapmam. Lafı da uzatmam. 12 ile devam ederim. 12 numarada şöyle seslenir sevgili arkadaşlar. Hangisi doğrudur sıralamanın? Arkadaşlar sıralamalara bakıyorum. Önce bak, hem negatif hem de pozitifler var. Arkadaşlar pozitif kesirlere baktığımızda eğer pay kısımları aynı ise, bu ezberi ama sen ezberleme yine. Ben sana ezberini söyleyip neden olduğunu söyleyeceğim. Pay kısımları hangisinin büyükse arkadaşlar, paydası küçük olan daha büyüktür. Neden? Bak 13'ün içinde 2, 6 kere var değil mi? 6 tam. 6 tam 1 bölü 2. Burada ise arkadaşlar 2 tam 2 bölü 5. 6 tam mı büyük, 2 tam mı? Allah aşkına konuş. İşte bu yüzden paydası küçük olan daha büyük. Değil mi? 13'ü 2'ye mi bölersen daha büyük olur? 13'ü 5'e bölersen mi? Tabii ki 2'ye. Bu sınıfta kaldı. Bir kere negatiflerine bakmıyorum bile. Eğer aynı şeyi görürsem, bak yine aynı şeyi yazmış. Bunlar bir kere çarpıyı yedi. 13 bölü 2'nin 13 bölü 5'ten büyük olduğunu anladık. Tamam mı? Tamam. Bunlar pozitif kısımları, sınıfı geçti. Şimdi geldim negatiflere. Arkadaşlar negatifte de tam tersini konuşmamız gerekiyor. Şimdi negatiflerde de arkadaşlar dikkat edersen, hop bak, paylar eşit, pay kısımları eşit ama paydası büyük olan daha büyük olur. Çünkü
hani bölme işlemi küçülüyor ama negatif olduğu için sıfırdan uzaklığı, bak sıfırdan uzaklığı daha az olduğu için daha sağda yer alıyor sayı doğrusunda. Dolayısıyla eksi 11 bölü 7, eksi 11 bölü 4'ten daha büyük oluyor. Bak bu 2 tam değil mi? Eksi 2 tam, bu da eksi 1 tam. Hangisi daha büyük? Eksi 1 tam daha büyüktür. Diyarbakır. Tamam mı? Ezberini de söyledim. Paylar aynıysa paydası küçük olan daha büyüktür pozitif sayılarda. Negatiflerde de bunun tam tersidir. Dediğim gibi sen ezberleme, neden olduğunu anla. Tamam, matematik neden olduğunu anlama sanatıdır arkadaşlar. Ezberleme sanatı değildir. Ezber bizden uzak duruyor. Benim kanalım ezberi sevmez biliyorsunuz. 7'den seni YKS'ye kadar Allah'ın izniyle öyle götüreceğim. Ezber yok bende. Şekildeki sayı doğrusunda eksi 1 ila 1 sayıları arasının 12 eş parçaya ayrılmıştır. Arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Bak 1'den eksi 1. Az önce yaptık. 1'den eksi 1'i çıkartıyorum, mesafeyi buluyorum. Sen bunun 2 olduğunu biliyorsun zaten canım, 2. Kaç parçaya bölmüşüz arkadaşlar? 12. 12'ye böldüm. Amacım ne? Her bir parçanın ederini bulmak, değerini bulmak. Her bir parçanın uzunluğu. Arkadaşlar 1'den eksi 1'i çıkartırsam 2 olur. 2 bölü 12. Gel sadeleştirelim. 1 bölü 6. Arkadaşlar her bir parçamız bizim 1 bölü 6 kadar. Tamam mı? Güzel. Şurası 1 bölü 6 kadar. Peki. Buna göre sayı doğru üzerinde modellenen toplama işlemi. Arkadaşlar nasıl modelliyoruz? Bak sıfırdan başlıyor her şey. Önce şimşek bana diyor. Şimşekciğim diyor. 1, 2, 3 tane şundan git. Arkadaşlar bunlar 1 bölü 6 değil mi? Evet. 3 tane 1 bölü 6 ne yapar? 3 bölü 6 yapar. Bir kere 3 bölü 6 git diyor pozitif. Gitti mi öğretmenim? Sonra da bak böyle 3 gittin. Hop bu sefer sola gidiyorsun. Ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gidiyorsun. 7 tane 1 bölü 6 ne yapar arkadaşlar? 7 bölü 6 yapar değil mi? 7 tanesi. Eksi 7 bölü 6. Ya da şöyle yapalım. Hani topla diyelim. Topla neyle? Eksi 7 bölü 6 ile. Sonuç çıkartacaksın. Bak sonuçta burada. 1, 2, 3, 4 tane. Ama nasıl? Eksi. Eksi 4 tane. 4 tane 1 bölü 6. 4 bölü 6 yapar. Eksi yazar. Tamam mı? Tamam. İşte buyur arkadaşım. Biz modellemeyi yazdık. O da hangi ışıkta bize gözüküyor? Ceyhan'da gözüküyor sanki. Dıbı dıp 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 dıp. Ceyhan. Yolumuz devam ediyor 14 ile. 14 numara. Dıbı dıp dıp işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Biz bunu biliyoruz. Arkadaşlar bu eksili sayılarda, rasyonel sayılarda bu eksiyi bak. Eksi 3 bölü 8 yazabilirsin. Eksi 3 bölü 8 yazabilirsin. 3 bölü eksi 8 de yazabilirsin. Bir kere şu çok sevimsiz. Değil mi? Seni de rahatsız etti. Lisede misede karşına çıkarsa bunun da bu olduğunu anla. Sevimsiz. Biz böyle yazmayı pek sevmeyiz. En güzel yazım bu şekildedir arkadaşlar. Ama işlem yaparken şu yazılış şekli de arkadaşlar işimize çok yarar. Aynı şey çünkü bunların hepsi, tamam mı? Ben şimdi bunu kolay görelim diye şöyle yazacağım. Eksi 3 bölü 8 çarpı, çarpıyorum ya, 2 bölü 5. Yine sevgili arkadaşlar dediğim gibi eksi 3 ile 2'yi çarpabilirsin. Eksi 6 ama artı eksi. 8 ile de 5'i çarp 40. Sonra sadeleştirirsin. 2'ye böl. Bunu da 2'ye böl. 2'ye böldüm. Eksi 3. 2'ye böldüm. 20. Eksi 3 bölü 20. Ama bak dikkatini çekerse ben bu işlemi yapıp çarptıktan sonra 2 ile bölüyorum. Oysa ben bunu baştan yapabilirdim. Sadeleştirmeyi. Bakıyorum şimdi. Herkes çarpma ve bölme halinde ya. Evet öğretmenim. Sadeleşen var mı? 3 ile 5. Hayır. 2 ile 8. 2 de çift sayı. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm 4. Eksi 3 ile 1'i çarptım. Eksi 3. 4 ile 5'i çarptım 20. Bak daha pratik oldu. Anlaştık mı? Harika. Ben olsam sadeleştirerek yaparım. Benim sana önerim de budur. 15 numarayı çağırmanın tam vaktidir. 15 numara yine davetimize icabet edip uçarak geldi. Sahnedeki yerini aldı. Diyor ki dıp 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 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 3 eksi 1 bölü 3
bölü 5 eksi 1 bölü 5. Şimdi böyle tam sayılarda ne diyoruz arkadaşlar? Paydasında bir gizli bir 1 var. Bunların da 1 var. Şimdi ben çıkarma işlemi yapabilmek için rasyonel sayılarda paydaların eşit olması lazım. Bu arkadaşı 3 ile genişleteceğim. Genişletiyorum hatta. 9 bölü 3 oldu. Bak 9'u 3'e böl 3'tür. 3 yerine bir nevi bunu yazdım. Eksi 1 bölü 3 artık çıkarma kıvamına gelmiştir. Bu arkadaşı da arkadaşlar paydayı 5 ile genişleteceğim. 25 bölü 5. Bak 25 bölü 5 kimdir? 5'tir. Bak bunu yazdım bir nevi. Eksi 1 bölü 5. Eşittir. Sevgili arkadaşlar yukarıya bak. 9'dan 1'i çıkartıyorum. Paydalar aynı. 9'dan 1'i çıkarttım. Kaç kaldı? 8. 3'ten 3'ü çıkartıyorum deme aman diyeyim. Aman. Paydalar aynı olduğu için paydaları ortak yazıyorum. 25'ten 1'i çıkartıyorum. 24 yazıyorum. Paydalar ortak 5. Arkadaşlar bölme işlemi. Ne yapıyoruz? Pay kısmını. Biz buna genelde birinci de diyoruz. Aynen yazıyoruz. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. İkinciyi de 5 bölü 24 yazıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ve şimdi sevgili arkadaşım çarpmadan önce o müthiş sadeleştirmeyi yapıyoruz. Bak 40 bölü 72 yazma. Bak şimdiden. 8 ile 24 mis gibi sayılar. Eğer hemen 8'e bölündüğünü görmüyorsan önce 2'ye böl 4. Bunu da 2'ye böl 12. İşlemini yaptın. Hala bölünüyor. Böl 2'ye 2, böl 2'ye 6. Allah'ım sana geliyorum. Hala bölünüyor. Böldüm 2'ye 1, böldüm 2'ye 3. Aslında 8'e de bölünüyor diye 1 bölü 3'ü sen kafadan sevlerdin ama baktın göremedin. Tane tane 2, 3'ü tane tane denersin. Arkadaşlar 1 ile 5'i çarpıyorum. Yukarıda 1 ve 5 kaldı. 5. Payda kısmında da bir 3 vardı. Burada da 3 kaldı. 3 ile 3'ü çarptım 9. 5 bölü 9'muş arkadaşlar cevabımız. O da bana A şıkkında göz kırparmış. Cepte mi? Okey tomento. 16. Hocam bu çok kıl gibi duruyor. Hiç korkmayın arkadaşlar. Bak burada yine payda eşitleyeceğim. Ne yapacağım? Bu arkadaşı 4 ile bu arkadaşı 5 ile genişleteceğim. Çünkü bu işlemi yapmalıyım. Bir parantez içinde. Şurada da bir parantez var. Bunu genişlettiğimizde ne arkadaşlar? Bu eksi. Şöyle yapayım hatta. Eksi 2 bölü 5 yazayım. İyice görelim. 1 bölü 4. Bak 4 ile ve 5 ile genişletiyorum. Tamam mı? Tamam hocam. Hop. Önce bu işlemi yapayım sana sonra devam ettireceğim. Ya da yazalım ya. Böyle yazayım. Tamam. Bölü 3 bölü 5. Bunu yapacağız diyor. Güzel. Eksi. Arkadaşlar bak burada da ne var? 1 bölü 2. Dikkat et. Bak eksi. Eksi 3 bölü 4. Ne olur? Artı 3 bölü 4 olur. Güzel. Burada bak 4 ile 5 ile genişletiyorum. Burada da bu işlemi yapabilmek için bu arkadaşı 2 ile genişletiyorum. Bu 1 ile zaten kendisi duruyor. Çarpıyorum. Eksi 8. 4 ile eksi 2'yi çarptım. Bölü 5. Artı 5 ile 1'i çarptım. 5 çarptım. 20 şimşek bu değil mi? 4 ile 5'i çarparsak 20 olur. Güzel. Bu işlemi hallettik. Arkadaşlar bu da bölme ya. Çarpı 5 bölü 3 diyoruz. Öyle yapıyorduk ya değil mi? Şu bölmede ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Eksi. Burada da arkadaşlar 2 bölü 4 artı 3 bölü 4 var. Cepte mi cepte. Gel bu işlemi yapalım. Eksi 8 artı 5. Eksi 3 bölü 20 oldu. Güzel. Çarpı 5 bölü 3 var. Harika. Güzel. Eksi. Dikkat edin arkadaşlar. Bak paydalarım yine aynı. 2 ile 3'ü topladım. 5 bölü 4 oldu. Cepte mi cepte. Arkadaşlar bak ne kadar güzel. Hiç çarpmaları yapıp uzatmayacağım. Bölmede sadeleştirme. Eksi 3'ü 3'e böldüm. Eksi 1. Eksi 1. 3'e böldüm. 1. Sadeleşti. 5'i 5'e böldüm. 1. 20'yi 5'e böldüm. 4. Arkadaşlar eksi 1 bölü 4 oldu mu bu? Oldu öğretmenim. Burada da eksi 5 bölü 4 yok muydu? Evet değil mi? Eksi başında bir şey yok. Ne oldu? Eksi 6 bölü 4. Bereket paydalarımız eşit oldu. Şıklara bakıyorum öğretmenim yok. Olmaz. Neden? Sadeleştir. Eksi 2'ye böl. 2'ye böl 3. 2'ye böl 2. Eksi 3 bölü 2. Eksi 1,5'muş arkadaşlar cevabımız. Anlaştık mı? Var mı itirazlı olan? Yoksa devam ediyorum. 17 numara.
dıbıdıp tıp işleminin sonucu nedir? Arkadaşlar eksi 2 bölü 3'ün kübünü al diyor. Arkadaşlar bir kere kübünü alacağız ya 3. dereceden. Şu bak eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3. Arkadaşlar bak eksi eksi eksi. Bir kere helalinden bu negatif olduğunu anladım değil mi? Eksi sayı bu. Evet. Çünkü eksi ile eksi artı, artı ile eksi eksi. 2, 2, 2, 8'dir bu. Bölü 3, 3, 3, 27'dir bu. Konu kapanmıştır. Eksi 8 bölü 27. Arkadaşlar 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarp demektir. 1 ile 1'i çarptım. 1, 2 ile 2, 4. Artı 1 bölü 4. Allah'ım eyvah. Neden? Paydalar çok kötü ya. Yani çok kötü derken bunları nereden birleştireceğim? Arkadaşlar bunlar birbirleri arasında asal, ortak bölenleri yok. Bu arkadaşı o yüzden 4 ile bu arkadaşı da 27 ile mecburen genişletiyorum. Çarpıyorum eksi 32 bölü 108, 27 ile çarptım. Ben 4 ile şöyle çarpıyorum, 2 ile çarpıyorum 54, sonra bir daha 2 ile çarpıyorum. Artı 27 ile genişlettiğimde 27 bölü 108. Arkadaşlar eksi 32 artı 27 eksi 5 yapar. Bölü paydalarımız eşit. Sadeleşme var mı? Hayır sadeleşmez. 108 5'e bölünmez arkadaşlar. Bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 olmalı ya da 5. Değil mi? Bunu da biliyoruz zaten. 5 5 saysan anlarsın. 5, 10, 15, 20, 25 dediğinde ya 0'dır ya 1'dir. Arkadaşlar bu B şıkkında bana bakıyormuş zaten. Arkadaşı üzmeyelim. 18 numara. Bir kabın 1 bölü 4'ü su ile doludur. Şimdi arkadaşlar bu sorularda artık yavaş yavaş şeye geldik. Cebirsel ifadelere. Tamamına X diyelim arkadaşlar. X ile çözelim. Aslında sen bunu X demeden de çözersin de. Ama biz seninle gel böyle diyelim. Arkadaşlar bir kabın 1 bölü 4'ü demek ne demek? Bu kabın 1 bölü 4 ile çarpılmış hali. Tamamı bu kadar 1 bölü 4 ile çarp. Su ile doludur. Bu kaba 15 litre daha. Bak 15 litre daha. Su eklenince kabın 2 bölü 3'ü doluyor diyor. Hale gelmiştir. Buna göre bu kap boşken su ile tamamen doldurulduğunda kabın içindeki su miktarı kaç litre olur? Yani bu x'i soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ya öğretmenim bu x benim çok kafamı karıştırıyor derseniz şöyle yapalım. Bak. Biz 1 bölü 4'e bir şey ekliyoruz, 2 bölü 3 oluyor. Şöyle yaparsın, 2 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkartırsın. Ne kadar ekledik acaba değil mi? Çünkü 1 bölü 4'e ekleyince bu kadar geliyor. Şu x'li çözümü de göstereceğim sana. Arkadaşlar bu işlemi yapmak için 4 ile 3 ile genişletiyorum. 8 bölü 12 eksi 3 bölü 12, 5 bölü 12. Arkadaşlar demek ki 5 bölü 12 eklenmiş. Ve bu bak 5 bölü 12'si 15 litreymiş. Oran orantı biliyorsun. Evet. 5 bölü 12'si 15 litre ise 12 bölü 12'si yani tamamı kaç litredir? Böyle çözebilirim. Çok güzel. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? X ile 5 bölü 12 çarpıyorum. Bu da o 1 zaten. 1 çarpı 15 diyorum. Şimdi arkadaşlar x'i böyle bulabilmek için x'i ben 5 bölü 12 ile çarpıyorum ya. 15'i de arkadaşlar 12 bölü 5 ile çarpıyorum. Bak burada bu bölme halinde buraya gitti. Çarpma olarak. Burada çarpma halindeydi bu bölme olarak geldi. Bu 1'i de uzun yazmayalım çarpma olduğu için. Arkadaşlar ya da şöyle de düşünebilirsin. Ben bunu bulabilmek için öğretmenim. Önce 5'e bölerim. Çünkü 5 parçası 15 ya. 5'e bölerim 12 ile çarparım. Bak bunu yapıyorsun. 5'e bölüyorsun 12 ile çarpıyorsun. 3 sadeleşti. 3. 3 ile 12'yi çarptım. 36 litre oldu. Aha da burada. Sevgili arkadaşlar burada yapacağımız hareket de buydu zaten. Bak 15 eşittir. 2x bölü 3 eksi x bölü 4. Bunu sağ tarafa atıyorum. Denklem çözmeye kalktığımızda bunu 8. sınırlığa döneceğiz. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Burada bulduğumuz sonuçta bizim 36 litre oluyor ki en kolayı budur. Cepte mi cepte? 19 numara. Uzunluğu 2 tam 1 bölü 6 olan tahta şekildeki uzunluğu
1/2 bölü 9 metre olan tahtaya şekil 2'de verilmiştir. Güzel. Şekil 1'deki tahtanın uzunluğunun 2 bölü 3'ünün şekil 2'de gelinde 1 bölü 2'sinin tamamı kırmızıya boyanıyor. Bu kadarlı kısımları. Buna göre bu iki tahtayı kırmızıya boyan parçanın metrecinin uzunlukları toplamı. Toplamı ne kadar? Şimdi sevgili arkadaşlar, burada çarpma, bölme vesaire işlemler yapacağımız için en güzeli bunları bileşik kesir halinde yazabilmek. 2 tam 1 bölü 6'yı ne yapıyorduk? Bak, 2 ile 6'yı çarpıyorum, sonra 1 ekliyorum. 2 kere 6, 12, 1 ekledim 13. 13 bölü 6'dır bu arkadaşlar. Geldim bu arkadaşa. Şunu, 1 tam 2 bölü 9. 1 ile 9'u çarpıyorum, 9, 2 ekliyorum 11. 11 bölü 9. Tamam mı? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, şuraya da yazabilirim. Bu 13 bölü 6, bu arkadaş da 11 bölü 9. Cepte mi cepte? Arkadaşlar bunun 2 bölü 3'ü. Bak, bir sayının 2 bölü 3'ü demek, bunu 2 bölüyle 3 ile çarp demek. Şimdi kırmızıya boyadım. Artı şu arkadaşın da 11 bölü 9'unda 1 bölü 2'sini soruyor. Arkadaşlar unutmuyoruz. Bak, bu bir sayı. Bir sayının 2 bölü 3'ü sorulduğunda sen 2 bölü 3 ile çarpıyorsun. Bitti. Bir sayının 1 bölü 2'si soruluyorsa 1 bölü 2 ile çarpıyorsun. Bu işlemi yapacağız. Bu işlemi yaparken de ne dedik arkadaşlar? Hemen çarpıp yapmıyorum işlemleri. Önce sadeleştirme var mı ona bakıyorum. 2'yi 2'ye böldüm 1, 6'yı 2'ye böldüm 3. Artık sadeleşen yok. 13 bölü 9. Artı var mı burada sadeleşen? Yok öğretmenim. Aslında bunu sadeleştirmesek de olurmuş. Çünkü neden? Şimdi göreceğiz. Bu da arkadaşlar 11 bölü 18 oldu değil mi? Mecbur bunu tekrar 2 ile genişleteceğim. Çünkü paydaların eşit istiyorum. Gönül isterdi ki böyle devam etseydik. 2 ile genişlettiğimizde 26 bölü 18. Evet, buradan da ölümü görüyorum. Artı 11 bölü 18. Topla şimdi bunları. 37 bölü 18. Değil mi? Topladım. Arkadaşlar cevabımız bu. Sonra şıklara dönüp bakıyorum. Tam sayılı verilmiş. Arkadaşlar tam sayılı kesir halinde verildiyse ne yapıyorum? 37'yi 18'e bölüyorum. Kaç kere var? 2 kere tam var. 36 kaç arttı? 1. İşte arkadaşlar diyorum ki 2 tane tam var. Artanımız 1. Bölenimiz 18. Bitti. 2 tam 1 bölü 18. Kendileri de A şıkkında. Okey tomento. Harika. Evet, 20. soru bize öyle bakıyor. Öğretmenim beni de çöz diyor. Geldik bakalım, çözelim. Birim satış fiyatı 2x artı 5 lira olan bir ürünün 4 tanesinin lira cinsinden toplam satış fiyatını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar, senin beynin mi döndü? Korktun mu? Korkma. Bak, bir tanesi 5 lira olan bir kalem. Şu an günümüzde 5 liraya kalem yoktur ama 3 tane alırsan kaç lira ödersin? Şimdi bütün ekranda herkes 15 dedi. 3 tane aldın, 5 liradan 15. Ne yaptın? Sen bununla bunu çarptın. Arkadaşlar bak, birim fiyatı 2x artı 5'miş. Bir tanesinin fiyatı. 4 tane alırsın, sen bunu 4 ile çarpmayacaksın mı? İşte bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Cebirsel ifadeler dediğin şey bu. Bu bir tanesi fiyatı. Değil mi? Bak, 5 lira olsaydı 3 ile çarpacaktım. Bir tanesi bu, 4 ile çarpacağım. Şıklarda yok. Neden yok? Çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği. 4'ü ben bununla da çarpacağım. Bununla da çarpacağım. Eşittir. 4 ile 2x'i çarptığımızda ne oluyor? 8x. Şimdi 4 ile dikkat et. Artı 5'i çarpıyorum. Artı 20. Konu kapanmıştır arkadaşlar. Bunu da nerede görüyorum? D şıkkında bana göz kırparken görüyorum. Rahat bir şekilde 21 ile devam edebilirim. Kuralı 7n artı 2, 7n eksi 2 ile verilen sayı örüntüsünün 13. terimi. Arkadaşlar 7n eksi 2 demek, şu n arkadaşlar n'inci terimini bahseder. Mesela birinci terim için n yerine 1 yazarsın. İkinci terim için n yerine 2 yazarsın. 13. terim içinde n eşittir 13 yazarsın. Gel yazalım. 7 çarpı n yerine 13 yazıyorum. Eksi 2. Bütün yaptım bu. 13 ile çarptım. 91 eksi 2. 89. Şimşek hocanızın üniversite sınavına girdiği yıl. 89. Konu kapanmıştır. Ceyhan.
22 numara. Bir kenar uzunluğu x eksi 3. Hop, bir eşkenar üçgenden bahsediyor arkadaşlar. Olan bir eşkenar üçgen. Arkadaşlar x eksi 3, x eksi 3, x eksi 3. Eşkenar üçgenin özelliği neydi arkadaşlar? Tüm kenarları birbirine eşit. Hatta tüm açıları da 60 derece oluyordu değil mi? Biz bunu hepimiz biliyoruz. Güzel. Biz şu an kenarları ile ilgileniyoruz. Güzel. Bir de arkadaşlar bir de kare varmış. Bu karenin de sevgili arkadaşlar bir kenar uzunluğu 2x artı 1'miş. Şöyle yaz. 2x artı 1, 2x artı 1. Güzel. Çevre uzunluklarının toplamı santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunun çevresini bunun çevre ne arkadaşlar? Çevre şu bak. A'dan çıktın yola. Hop bak çevreyi dolaşıyorsun. Toplam ne kadar yürüdün demektir. Şuradan çıktın yola çevreyi dolaşıyorsun. Burayı, 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 burayı yürüyorsun. İşte çevre denen budur. Arkadaşlar burada da yine keyif senin, seçim senin. Bunu, bunu, bunu ayrı ayrı toplayabilirsin. Ya da dersin ki ya öğretmenim ben 3 tane x eksi 3'ü böyle topluyorum. Evet değil mi? Bu demek. Artı 4 tane de arkadaşlar 2x artı 1'i topluyorum. Bak istersen bunları topla. 2x, 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 2x. Ne yapar? 8x 1, 2, 3, 4 artı 4 yapar. Bak çarpalım. Dağıt. 8x artı 4. Aynı şey. Bak bunları topla. 1, 2, 3 tane x. Eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 9 yapar. Bak çarp 3x, eksi 9. 3x, eksi 9. Aynı şeyi yaptım. Herhangi farklı bir şey yapmadım ki. Tamam. Ama hop böyle yazarsan işin rahat adım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Benzer ifadelerin altını çiziyorum. Burada 3 tane x var. Burada 8 tane x. Toplam 11 tane x yapar. Şimdi de bak eksi 9 artı 4 ne yapar? Eksi 5 yapar. Soru da biter. Çünkü artık bu x'li bir ifade. Bu da sabit bir sayı. Bunlarda işlem yapılmaz. 11x eksi 5 cevabımız denir. 23 numarayla devam edelim. Her birinin yeterli sayıda olandan 5 tane kare, 4 tane yuvarlak, 2 tane de üçgen arkadaşlar. Eşit kollu teraziye bu şekilde dağıtılmış. Ve burada da arkadaşlar terazi dengeye gelmiş. İsteyen kontrol etsin. 1, 2, 3, 4, 5. Bundan 5 tane var. 5 tanesi ne yapar arkadaşlar? 30 kilo yapar. Bir tane 12 kilo var. Toplamda kaç yapar? 42 kilo. Burası 42 kilo. Burada da arkadaşlar bakalım 1, 2, 3 tane var. Hop 36 yapar. 2 tane de 6 var. Değil mi? 3 çarpı. Aa burası da 42 kilo. Herhalde dengede olur yani. Güzel. Bu terazinin sol kefesinden 2 tane kare kütlesi alınıp sağ kefesine konulursa denge durumunun değişmemesi için aşağıdaki kütlelerden hangisi sola eklenmeli? Arkadaşlar şimdi ben buradan 2 tane alıyorum. Bak 2 tane almak ne demek? 12 kilogramı 2 tane aldım ya buradan buraya koymak demek. Son durumda arkadaşlar terazi kefesindeki olay ne olur? Bak buradan 12 çıkartmalıyım. Çünkü 12 kilogram azaldı. 30 kilo kalır. Buraya 12 eklersem ne olur? 54 kilo olur. Değil mi? Bak hop 12 artı 42 54. 42 eksi 30. 42 eksi 30. 42 artı pardon 42 artı eksi 12. Artı 12. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu denge bozulur artık. Dengenin bozulmaması için aradaki fark ne kadar? 54, 30'u çıkar, 24 kilo fark var. Arkadaşlar benim buraya 24 kilo koymam lazım değil mi? 24 kilo koyarsam ne olur? Artı 24, hop, terazi denge yine sağlanmış olur. 54, 54 olur. Şimdi bakacağım arkadaşlar hangisi 24 yapıyor? Tek tek hesapladığımızda arkadaşlar bak 2 tane kare, 2 tane kare ne yapar? 12 kilogram yapar. Bir tane yuvarlak bu da 12 kilogram. Hop eşittir 24 kilogram yapar. Hop işimizi görür. Ceyhan'dır cevabımız. 24 ile tam gaz devam. Zaten 2 tane sorumuz kaldı arkadaşlar. 25 soruyla bitiriyoruz işi. Anlaştık. Harika. Gelsin. İçinde toplam 50 lira olan bir kumbaraya her gün
lira cinsinden toplam değeri birbirine eşit olan para atılmaktadır. Bu kumbaraya 12 gün boyunca para atıldıktan sonra kumbaradaki paranın toplam değeri 230 lira oluyor. Buna göre bu kumbaraya her bir günde atılan toplam paranın lira cinsinden değerini bulmak için kurulacak denklem hangisidir? Arkadaşlar şöyle. Şimdi sende 50 lira var mı? Var öğretmenim. 12 gün boyunca, bak 12 gün boyunca sen buraya x lira para koyuyorsun. Şimdi bak, değil mi? X lira koyuyorsun arkadaşlar 12 gün boyunca. X koydun, x, x, x. 12 tane x nasıl ifade edersin? 12x. E zaten başta 50 lira vardı. E toplam para bu kadar olmaz mı? Olur. Bu da nedir? 230'dur işte. Ha, bunun da güzel gösterim arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde bu x'li ifadeler başa yazılır. 12x. Sonra artı 50'yi yazarız. Eşittir 230. Cebirsel ifadelerde bilinmeyenleri başa yazdığımız için böyledir. Değişme özelliğini kullandım, fark etmez. 12x artı 50 eşittir 230. Konu kapanmıştır. Cepte. 25 numara. Elif. Buradan Elif'e selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel, şık bir isim. Boncukların sayısının 2 katının 6-18 eşittir. Sözel ifadesinin boncuk sayısı x ile gösterildiğinde göre bu ifadeye uygun denklem. Arkadaşlar bak, boncuk sayısına x dedik. Yazdım. Elif'in boncuklarının sayısının 2 katının. 2 katı bu demek değil mi? Evet öğretmenim. 6 eksiği. Bak 2 katının 6 eksiği. 18'e eşitmiş. Sevgili arkadaşlar sıkı dur. Bu denklem kurmak, denklem kurmak arkadaşlar senin matematik hayatının bir numaralı temelidir. Nasıl güzel yaparsan bu denklem kurmayı, matematik hayatın mesut, bahtiyar, mutlu bir şekilde devam eder. Benden sana tavsiye, bol bol böyle denklemleri kurmayı, antrenmanı yap. Kurabiliyorsan senden kralı, kraliçesi yok. Bursa. Denklem kurabilen bir kişi matematiği çok kolay çözer. Rahat eder. Anlaştık. Güzel. Arkadaşlar testi tamamladık, gördünüz. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına paylaşmak, eğer tabii ki beğendiysen, daha da serbesttir. Testin başında gösterdiğim şu testleri de unutma. Bunlara da göz at. Bunlara da bakmak senin hayrınadır sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.